Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Hürmetli etiyiniz görüşler. İstiklal Könüllü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki bulu atkan kün tertiptiki haberlerine huzuruna olsunumuz. Kınemizde de kıtanlar ekranımız olsun. Xitay Huawei sebeplik Şivisiyadın 3 elişini planlamakta. Valkoçisi gezdinin 13. maydaki haberde bildirilmişçe, Xitay Şivisiyanın Huawei şirketinin 5G texnikasının çekilişiga qarata qarşı tedbir oylaşıp atkan bolup, Şivisiyanın Ericsson şirketi Xitayning 3 elish nişanığa ayrılışı mümkün iken. Bildirilmişçe, Şivisiya nazarat qilib başqaruvchi organi ötken yili oktyabrda devlet bexatarlik meselesini nazarda tutup, Huawei'nin 5G texnikasını ve üskünüsünü işiltişini çekilgen. Huawei bu kararga qarşı Şivisiya sotiga ariz sunğan bolup, kelgusi bir necha hafta ichida sotunun ahırkı neticini ilan kılışı mülkürlengen. Xitayning bir əmeldarının bildirişçe, Xitay taraf Ericsson şirketine karşı əmeli tedbir kullanıştın burun, Şivisiyanın Huawei şirketine koygan çeklimini bekar kılışı üçün ahırkı pırsat bergen. Xitayının organ taratkosu Yerşarı vaqt kesinin haberde eytilişçe, Ericsson şirketinin Xitayının keyinki kademdeki zor gölemlik 5G doğru kuruluşuqa katnışış katnaşmaslıqı Şivisiyanın Huawei'ye bolgan meydanını özgertişige bağlıq iken. Növette Ericsson şirketinin Stockholm'da duruşluk bayanatçısı Xitay'nın agahlandırışı hakkında toxtuluşunu rad kılgan. Şivisiya Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı mı bu haqda hiç kandaq inkas bildirmegen. Mälum bulışça 13. may Ericsson'nın pay çeki bahası 4%'ye yakın düşüp ketgen. Amerika yeni bir Xitay əmeldarığı ceza yürgüzdü. Amerika avazının haberde bildirilmişçe, Amerika 2020 yılı Xalqara Dini Erkinlik Dokulatını ilan kılıp, bir Xitay əmeldarığı ceza yürgüzgenlikini bildirgen. Haberde kayıt kılınışça, Amerika Taşkı İşler Ministerliği 13. may 2020 yılı Xalqara Dini Erkinlik Dokulatını ilan kılgan. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken yana Sichuan ülkesi Çıngdu işhanısının atılmış bid'atının aldığını eliş ve bir taraf kılış merkezi rehberlik grupsının sabık müderi Falun Gong mürütlerini xalığancı bastırgan Yuhi isimlik Xitay əmeldarğa ceza yürgüzgenlikini ilan kılgan. Antony Blinken bayanatıda bugün ben Yuhi'ye ceza yürgüzgenlikini cekarlayman. O Falun Gong mürütlerini xalığancı tutkun kılışını özçige algan bir qatar insani hukuklarını defsende kıldı. Yuhi ve onun ailesinin hazırdan başlap Amerika'ya kirişige ruhsat kılınmaydı o degen. Amerika Taşkı İşler Ministerliği ilan kılgan bayanatta Amerika'nın her xil muvafık vasitlerini işiltip, Xitay ve başka rayonlardaki kişilik hukuku dahli taarruz kılganlarının mesuliyetini üstüge ilişin talep kılganlığı bildirilgen. Amerika Taşkı İşler Ministerliği Xalqara Dini Erkinlik İşxanasının müdiri Daniel Nadil Taşkı İşler Ministerliği'nin akbarat ilan kılış yığınıda Şarkı Türkistan'nın dehşetlik vaziyetini tefsiri bayan kılgan. O bayanatıda Şarkı Türkistan'daki halkının umumiyüzlük ceza lagırığı solunup, mecburi emgeke ve başka işlerge mecburlu vatkallıkını, Xitaylarının Uyghurlarının uyuyge çekirip onlarını nazarat kılı vatkallıkını, sırtkı çıkış üçün mü ruhsat ilişki mecburlu vatkallıkını, Xitaylarının yavayı siyasetlerinin Şarkı Türkistan'ın üstü uçuk türmüge özgerti vatkallıkını bildirgen. O söz diyene Şarkı Türkistan'da 101 vatkan pacialarga karşı Amerika'nın ihtipaktaşları bilen birlikte cezalaş tedbirlerini işkiselip, alaqadır əmeldarlarının cevapkarlığını sürüştürüş ve ziyankeşlikke uçuruguçlar üçün adaletini qoğdaşını devamlaştırdığallıqını hem de bu xil kılmışlarının aldığını alıdığallıqını bildirgen. Amerika hükümetinin 2020 yılı Xalqara Dini Erkinlik Dokulatıdaki misafirler siyaseti babıda Amerika hükümetinin meydani öz devletidiki misafirlerinin ehvalini hal kılış, şundaqla onlarını öz yurtudu turalaydıgan ya ki yurtuğu qaytalaydıgan haletki keltürüş, eğer bu ehval hal kılınmasa, hükümet onlarını Amerika'ya kubul kılıdığı diğerler bildirilgen. Tayvan Xitay'a berip işleşke alaqadar ilanlarını çekildi. Fransiya Xalqara Radyosu'nun 13. maydaki haberde bildirilmişçe, Tayvan dairleri yakında Xitay'a berip işleş hakkıdaki hizmet ilanlarına çekilimi koygan. Haberde kayıt kılınışça, Tayvan dairleri yakında Tayvan'daki barlıq çetellik hizmetçi kubul kılı süpüleri ve ilançılık şirketlerinin ilan arkalı hizmet izdikücülerinin Xitay'a berip işe uğruluşçıya yardımlaşışının çekilengelikini ilan kılgan. Bu yeni buyruqqa asasen hizmetçi kubul kılı süpsi ve ilan şirketlerinin başka herkandaq şirketin hizmetçilerini Xitay çoğunqurukluğa evetip işletküzüşüge yardım kılışı ya ki vakaletçilik kılışı çekilindiken. Fransiyanın rakamlık əsir namlıq tor bekitinin bildirişçe bu tedbir Tayvan dairlerinin Xitay'nın yerim ötküzgüç sahası da Tayvan'dan eşip gitişinin aldığını eliş üçün kullanılan stratejisi ihkallikini görüstüdükken.
Tayvan ixtisoslıqlarının Xitay çoğunqırıqlıqıqı iqip ketişinin aldını elişkı tırışıvatkan, Taybi bilen Xitayının növetteki vaziyeti ciddiyleşivatkan bir payıda bu buyruğunu çıkargan bolıp, Tayvan hükümeti kullanğan bu qattıq tedbir Xitayının qattıq narazılıqını qozğışı mümkün iken. Tayvan'ın bir kısım mütexassisleri Xitayning başka devletlerdeki ixtisas egilerini jalb qilishi arqali muhim texnikalarga erishayotganligini, bunun xatarlik bir ahvol ekanligini, bir kısım şirketlerning mo xodimlarini qabul qilib bo'lganda ekan xizmat bahonasi bilan ularni Xitoyga avatadiganligini, bunun oldini olish kerakligini bildirishgan. Avstraliyaning Adelaide'dagi Uyg'urlar to'plashib hayit qildi. Avustralya'nın Adelaide şehirde yaşayan Uyghurlar bugün Oldu Baza Market Mescidi'de Rozi Heyt namazı okup heyt ötküzgen. Topluşup heytleşiş faaliyetini Adelaide şehirdeki Kadinas Yaşlar Grupisi teşkiligen bulup, faaliyetke 200'ge yakın Uyghur katnaşkan. Yığılgan cemaat heyt namazını Uyghur qarının yetekçilikide birlikte okugan ve namazdinkin heytlik faaliyetini başlagan. Faaliyette aldı bilen ballarga heytlik tarıqtılgan bulup, arkadın ballarga has numurlar körüstülgen. Ahırda Avustralya'daki mektablarda okuvatkan neticesi alahidi yakşı bolgan Uyghur okuvucularına mükafatlar ıxtıp berilgen. Xitay virusu yuqumu sebeplik bu yıllık Rozi Heytmo türlük çeklimeler içinde kütüvelinğen bolup, her qaysi devletlerdeki Uyghurlar heyt gününü okşumağan tariqede ötküzmekte. Cümleden Türkiye'deki Uyghurlar yuqumğa karşı tedbirler sebeplik pekat heyt namızı okuyalıgan bolup, bu qetimlik Rozi Heytni öylerde ötküzüşke mecbur bolmaqta. Sharqiy Turkistondagi dini bastirish haqida yangi dokulat e'lon qilindi. Amerikada faoliyat qilayotgan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bugun Xitoyning Sharqiy Turkistondagi dini bastirish haqida Islom mahrum qilindi, Xitoyning Uyg'ur imomlar va dini zotlarni bastirish nomli yangi dokulat e'lon qilgan. 79 betlik mazkur dokulatda aytilishicha erishilgan dalil isbotlarni asos qilganda Xitoy 2014-yildan tartib Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlardan jami 1046 diniy zotni tutqun qilgan. Bular 850 imom, 122 molla, 20 muazzin va 33 talibni o'z ichiga oldi ekan. Dokulatda bu shaxslar to'g'risidagi uchurlarning oila a'zolari taratqulardagi xabarlar ommaviy yoki shaxsiy hujjatlardan erishilganligi Xitoyning Sharqiy Turkistonga aloqador rasmiy hujjatlarni qattiq kontrol qilishi sababli ko'pincha ahvolda dalil isbotlarga erishishning intayin tas ekanligi qayd qilingan. Dokulatda bildirilishicha mazkur imomlar radikal fikr tarqitish, ommaviy tartibni qalaymaqallashtirgan tariqada ommani to'plash, bo'lgunchilik ideyasini qo'zg'ash qatorliq tuhmatlar bilan ayblangan. Oila a'zolarining so'ziga asoslanganda bu diniy zotlarning asosliq jinoyati vaz aytish, duo tilovat qilish va imomlik vazifalarini o'tashgan. Dokulatda tutqun qilingan dini zotlarning 96%ining kam deganda 5 yillikdan yuqori qamoq jazosiga, 25%ining 20 yillikdan yuqori qamoq jazosiga hukm qilinganligi, bularning ichida yana 14ining umrlik qamoq jazosiga hukm qilinganligi ko'rsatilgan. Dokulat yana bu kishilarga hukm qilingan jazolar haqidagi rasmiy sud hujjatini tepishning tas ekanligi, Xitoyning bo'lsa bu ayblashlarni rad qilib, buni dini asabiylikka qarishtirish deb sifatlaganligi. Halbuki erişilgen hüccetlerge asaslanğanda adetteki dini faaliyetlerinin mu Xitay tarafından radikalleşiş deb karalgalıqı bayan kılıngan. BBC bugün bu axta tefsili haber elan kılgan bulup, haberde Xitay kanunu mütexassisi George Washington Üniversitesi'nin profesori Donald Clark'nın bu axtaki bayanları nakıl kılıngan. O sözde aşkulluq tarqitish deb atalgan cinayetinin toğru ayıplash yaki emesliki toğrusidiki münazirini bir çetki qayırıp koyup, Oturgu koyulgan dalil ispatlarının bu ayıplashning asası bar yokluğu qarap baqaydı. Bu ayıplashlarga asas kılınan işler içide sakal koyuş ve haraq içmeslik mi bar? Yani bu alaqadar ayıplashlarının asası yokluğudun direk berudu degen. Uyghur kişilik hukuk kuruluşidin Peter Irwin bu axtki sözüde imamlarını nişallaşının arqısı da onlarının cemiyet azalarını bir yerge toplaş küçü barlıqı, yani onlarının cemiyetke bolgan təsiri sebepidin Xitayning uzundun biri imamlarga köz dikip gelgeliki təkidlengen. Xabarda yana Sharqiy Turkiston nüfusining butkul Xitoy nüfusining 1.5%ini tashkil qildiganligi, ammo qo'lga olinganlarning 21%ini tashkil qildiganligi. Xitoy tarafidan turmaga tashlanganlarning sonining 2017-yildan boshlab ko'rinarlik eshiqqa boshlaganligi tilga olingan. Jazo lageri masalasi xalqaro kun tartibiga kelgandan Xitoy rejimi inkor qilishdan e'tirof qilishga o'tgan bo'lsa-mu, bu o'rinlarning tarbiyalash lageri ekanligini 2019-yili hammaylarning o'qish bitirganligini Sharqiy Turkistonda dini e'tiqodning hech qanday cheklamiga uchirmaydiganligini jar salib kelmoqda. Ammo izdiriki bo'lmagan dini zotlarning ziyolilarning
serhillerinin növetteki ekvali hakkıda düşünce belişten özünü kaçırıp gelmekte. Yaşanğallar Xitay tili ögünüşke mecburlanmakta. Yakında kündüdegidek ictimai uçur bastırıdı tarqılıp atkan sırlar Xitay'nın teşvikatının dəl əksike Şərq Türkistan xalqının insani erkillikide mahrum halda keçkündüz Xitaycı ögünüşke mecburlanıp atkallıqını körüstüp vermekte. Bugün ictimai uçur bastırıp tarqılgan sırlarda Şərq Türkistan'ın məlum bir şehirdeki yaşanğan kişilerinin kollarıdı küçük orunduklarını götürüp mahalli komitetiga Xitay tili ögünüş üçün mangallıqı Yeni bir sında başka şehirdeki bir mahalli komitesi de köpüncisi yaşanğallardan terkip tapkan erlerinin mecburi Xitay tili ögünüp atkanlığı görüstligen. Xitay Şərq Türkistan halkının mıngısını yiyip pütülley Xitaylaştırış ve til yizikini asta asta yokutuş üçün atalmış medeniyet inkılabı devredeki siyasetlerden netçe hessi artıq cinayetlerine sadır kılmaqta. Aradan 87 yıl ötkendiyken Ayasofya Camisi de Rozi Heyt namazı ada kılındı. Muziği özgertligendiyken kaytıdın ibadetke ekilgan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi de aradan 87 yıl ötkendiyken tüncü kıtım Rozi Heyt namazı okuldu. Tüncü kıtımlık Rozi Heyt namazıga Diyanet İşleri Başkarması başlığı Profesör Doktor Ali Erbaş imam oldu. Xitay virüsü yokumunun tizgirleş tedbirleri dairesi de caminin içine aslandı cemaatinin kirişiği ruhsat kılındı. Kalgan kişiler caminin hoylisi ve etraftaki koçularda sep bulup namaz ötüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başlığı Mustafa Şentopbelen, Ul Esleha Ministeri Adil Kara İsmail Oğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Şehirlik Hükümet Başlığı Ergün Turan Katarlıklar mı heyt namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'de ötüdü. Şentop namazdinkin muhbirlerga İsrailiyanın Şarkı Kuddus ve Gazze'ye kılıbatkan hücumları doğrusu bayanat berip, Bu pütkül İslam dünyasını 2 milyardtan artık dünya Müslümanlarını rencide kılgan, epsuslandırdıgan, başkış kılıp etkanda heytini zehirge aylandırgan bir iş, bir kartina dedi. O İslam devletleri başta bulup dünya ellerinin halkara kanunga xılap bu xıl kılmışlarına işgal ve zulüm siyasetlerine ortak karıştırışı gerekliliğini tekitledi. Palestindeki hücumlarda şehit bulgallar 83'ki yetti. İsrailiyanın muhasıra astıdaki Gazze'ye kılgan hücumlarda yeni iki Palestinlik'ten kaza kılışı bilen cemi şehit bulgallar 83'ki yetti. Sahiye menbelerinin bildirişçe İsrailiyanın Gazze'nin şimaldaki Şeyh Zeyd rayonu'na kılgan hücumada veyran bulgan bir öğünün kaldıkları astıdın erayal iki Palestinlik'ten cansız cesedi bilgan. Puralar kovduğunuş etreti kaldık astıdın nurgun kişinin yardar haleti çıkarışkı muhabbek bulgan. İsrailiyanın 10. maydan buyan Gazze'nin her kaysi rayonlarına kılıp atkan hücumlarda 17 bala ve 6 ayalını özçüge algan 83 adam şehit boldu. Yaralanğanlar sani 388'ge yetti. İsrailiye sakçıları işgaliyet astıdaki Şarkı Kudüs'ün Konu şehir rayonu Şam dervası bilen Şeyh Cerrah rayonunda Palestinliklerge hücum kıldı. Şarkı Kudüs'ün Konu şehirge caylaşkan Aqsa mescidide keşlik dua dinkin Şam dervasıga yığılgan Palestinlikler İsrailiye sakçılarının müdahale kılışı uçurdu. Şeyh Cerrah rayonunda mı İsrailiye sakçıları öylerinden koğulup çıkırlık tehdidiyle uçurgan Palestinliklerge hücum kıldı. Palestin Kızıl Hilal Ay Cemiyeti yazın bayanat ilan kılıp İsrailiye sakçılarının Şam dervası ve Şeyh Cerrah rayonundaki Palestinliklerge avaz bombası, plastik ok, yaş akuzuş bombası ve ictimai vakalarını bastırış üskürlerini işiltip hücum kılgallıkını uçurdu. Palestin Sahiye Ministerliğinin yazın bayanatı da İordan Deryası'nın gharbi kırgıqıdaki nurgun şehirlerde İsrailiye askerlerinin hakiki ve plastik okları bilen birlikte yaş akuzuş gazi katarlıklarını işiltip kılgan hücumlarda şehit bulgallar sahnenin 3'ke, yaralanğanlar sahnenin 51'ki yetkerliki kayıt kılındı. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlan uçular 13 mınğa düştü. 13 may Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministeri Fahrettin Koca bir gün içinde Xitay virüsü bilen yukumlanğıçılarının 13.29'a çüşkerlikini ilan kıldı. Ministerinin malumatıga asaslanğanda Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlandı deb güman kılınğan 228.192 kişi tekşürülüşü arqılıq yeniden 13.29 kişinin yukumlanğanlığı eniklanğan. Nöbette 1.496 kişi doktorxanda bolup bir gün içinde yana 232 kişi kaza kılıp 35.167 kişinin salametliği esliği kelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tarqılışqa başlagandan beri salametliğe əsligi gelgenler cemi 4.801.000'a, qaza qılğanlar 43.821'ge, kesili iğir bimarlar 2.827'ge yetgen.
Hürmet etkili huzur görüşler, şunaklı bir günkü haberimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşükçe eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.